Merhaba sevgili dostlar. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Uyan diyen o güzel nidaya aç odanı, açıp güzelliği en güzel çağında tanı. Vakit seher vakti, ezan sabah ezanı. Uyan ey Arif uyan, uyar uyuklayanı ki yer ve gökler şimdi ezanların vatanı. Vakit seher vakti ezan sabah ezanı. Arif Nihat Asya sabah ezanını anlatırken ne güzel ne mükemmel bir şekilde kalplere hitap ediyor, gönüllere hitap ediyor, ezanı anlatıyor. Çocukluğumuzda sabah ezanıyla beraber hareket başlardı. O sabah ezanının Davud'u sesini duymak üzere herkes pencerelerini açardı. Osmanlı'ya baktığımız zaman ezan bütün vakitler bütün işler ve devlet işleri devletin çalışması devlet çarkı ezanlara göre işlerdi. Sabah ezanı ile beraber hareket başlardı. Sabah namazını kılan müminler işlerine koşardı. Devlet daireleri sabah namazından sonra açılırdı. İkindiden sonra kapanırdı. Artık akşam ezanını, akşam vaktini, yatsı namazını, yatsı vaktini bekleyecekler, kılacaklar, uyuyacaklar. Aziz Mahmut Hüdayi ezanı ve namazı beklerken de duygularını şöyle ifade eder. Müezzin banlasa kılsak namazı Cenab-ı Hazret'e essek niyazı. Evet sevgili dostlar yine ezan tartışmaları başladı zaman zaman ısıtılıp ısıtılıp bu milletin önüne konur. Türkçe ezan. Ezan Türkçe olsun. Türkçe okunsun. Bu adamlar anlamıyorlar mı? Ben aklım kesmiyor. Bin yıllık Türk vatanında ezan Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okunur. Ezan Cenab-ı Hakk'ın ismini, Peygamber Efendimiz'in ismini yüceltmektir. Ezan ibadettir. Ezan namaza davettir. Hayyal esla, hayyal el anlamıyorlar mı hala bin yıldır okunan şu ezandan maksadın ne olduğunu, mananın ne olduğunu, davetin ne olduğunu bilemiyorlar mı acaba ki bu insanlar bunu konuşan insanlara baktığımız zaman ta Türkiye'nin en yüksek neredeyse görevlerinde bulunmuş insanlar, baş konsolosluk yapmış insanlar, dünyanın her yerinde. Türk'ü temsil edecek olan insanlar bugün bir vekil olduğu zaman hemen ben ezanı Türkçe yapacağım diye bağırmak acaba nasıl bir ahlaktır nasıl bir zihniyettir? Mesela bu insan daha önce biz biliyoruz Musul'da konsolostu. Burada ezanı acaba nasıl dinledi? Bu insan gitse Hindistan'da görev yapsaydı ezanı nasıl dinleyecekti? Bosna'da görev yaparken, Arnavutluk'ta görev yaparken Allahü Ekber sesini dinlemeyecek miydi, duymayacak mıydı? Dünyanın neresine giderse gitsin aynı ezanı işitmeyecek miydi? Çünkü ezan ibadettir. İbadetleri Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak koymuştur. Nasıl davet edileceğini o söylemiştir. Namazın nasıl kılınacağını o anlatmıştır. Bu evrenseldir. Bunu değiştiremezsin. O zaman gittiğin zaman Bosna'da bir ses geliyor. Acaba nereye davet ediyor? Acaba neye davet ediyor? Boşnakça bir ses duydu bu. Bunun herhalde namazda, ezanda yüzü yok. Yani Boşnakça bir ses duydu, ezan duymadı. Arnavutça bir ses duydu, ezan duymadı. Arapça duydu, ezan duymadı. Ha Türkçe duyduğum zaman ben giderim. Türk'ün dini. Demek ki Arnavut'un dini olacak. Boşnak'ın dini olacak. Herkesin dini olacak, Arap'ın dini olacak öyle mi? Öyle mi? Bunu mu istiyorsunuz? Din 50 parçaya bölünsün, 100 parçaya bölünsün. Hristiyanlık gibi bozalım diyorsunuz değil mi? Açık söyleyin. Ne söyleyin? Neden rahatsızsınız? Biz bu rahatsızlığın temelini de biliyoruz sevgili dostlar. Osmanlı'yı yıkmak isteyenler işte buradan başladılar işe. Ne zaman başladı Türkçe ezan, Türkçe Kur'an tartışmaları? tanzimatla beraber başladı. Bunu iyi bilelim. Tanzimat devrinin mason devlet adamları İngilizlerin tarihiyle artık bunu söylemeye başladılar. Ezan Türkçe olsun demeye başladılar. Namazı Türkçe kılalım demeye, hutbe Türkçe okunsun demeye başladılar. Bakın Osmanlılar değiştirmedi, hiçbirini değiştirmedi. Hutbeyi de değiştirmedi. Arapçaydı. Bugün o hutbe konusunda başarılı oldular, çevirdiler. Hutbe, İki rekatlı bir namaz gibidir. Asla değiştirilemez. İbadetleri değiştiremezsin kardeşim. Neyse odur. Yoksa ben yaptım oldu olur. Sana göre bir ibadet şekli olur. Kendine göre yapmış olursun ibadetini. E buna da kimse mani değil. Bir memlekete gittiğim zaman orada ezan okunmuyorsa o ezanı ben okurum. Herkes okur. Ezan çünkü vaktin sünnetidir. Ezanı duymadığın zaman namazdan önce Vakit girince ezanı okuyacaksın. Vakti girindi, girdi ezanı okuyacaksın. Ardından kametini getireceksin. Namazını kılacaksın. Ezan ibadettir kardeşim. Eba ezan. Türkiye göre, Arnavuda göre, şuna buna göre bir husus değil. Ve bakıyoruz ikinci meşrutiyet döneminde sarıklı ulema denilen. Bakın alimler de bozulmuştu. Ali Suavi ilk defa ezanın, namazın Türkçe olmasını yazan çizen ve bununla ilgili mücadele eden bir şahsiyetti Ali Suavi. Darbeciydi. Yani işlerini darbeyle halledecekti. Darbeyle dine müdahale edecekti. Peki öldüğü gün eşi nereye kaçtı biraz düşünün. Ali Suavi'nin eşi nereye kaçtı? Eşi kimdi? İşte bunu düşünün. Osmanlıların hanımlarıyla uğraşanlar, o camiler, mescitler, medreseler yaptıran, Osmanlı hanımlarını Türk değildi diye böyle kötüleyip kötüleyip duranlar. Şu Ali Suavi'nin de eşini hiç araştırdılar mı? Marinin ne olduğunu biliyorlar mı? Eşi öldüğü gün nereye kaçtığını biliyorlar mı? Onun o belgelerini nereye kaçırdığını da biliyorlar mı? Onu gelince öğrenmezler, onu gelince bilmezler. Onların davası İslamiyetle çünkü. Onların davası Müslümanlıkla Bunları iyi bilelim, bunları iyi öğrenelim. Bakın, Osmanlı padişahlarının hanımları bir yere kaçmadı beyleri öldüğünde, vefat ettiğinde camiler, mescitler, medreseler yaptırdılar. Onların bahçelerine de defnedildiler. Gömüldüler. E buyurun. Birisi Müslümanın yanında, ama birisi Hristiyanın yanında. Hristiyanın yanında olan işte o bakıyoruz Ali Suavi diyoruz. Diyor ki Namaz Türkçe olmalı, ezan Türkçe olmalı. İşte buyurun ikinci meşrutiyet. Cumhuriyet döneminde de aynı inanç sahipleri bunu maalesef devletimizin bir prensibi haline koydurdular. Kimdi o? Ziya Gökalp. Milliyetçilerimizin, bazı milliyetçilerin, bazı milliyetçi geçinenlerin o duvarlarından inmezdi resimleri. En üst yere onun resimleri asılırdı. Ali şey Ziya Gökalp ne diyordu? Ona da bakalım. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur. Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda'nın. Demek ki Hüda'nın buyruğu Türkçe okununca mı anlaşılacak? Bin yıldır bilmiyor muydu Türk milleti Hüda'nın buyruğunu? Bin yıldır camilere neden akınıyor, akın ediyordu bu millet? Camilerde ne yapıyordu bu millet? Anlamıyorlar mıydı? Bu Türkler bin yıldır Hüda'nın buyruğundan habersiz miydiler? Camilere habersiz mi yaptırdılar? Namazlara habersiz mi kıldılar? Oruçları habersiz mi tuttular? Zekatlara habersiz mi verdiler? Sen ey CHP milletvekili zekatını vermiyor musun anlamadığın için gel ben anlatayım. Namazını kılmıyorsan gel anlatayım Hüda'nın buyruğunu. Türkçe mi istiyorsun? Arapça mı istiyorsun? Hangi dilde istiyorsun? Gel anlatayım. Gel eğer namaza camiye bunun için gitmiyorsan öğretelim başla. Evet ne zaman bir darbe olsa 60 ihtilalinde hemen Türkçe Kur'an Türkçe ezandan başladılar. 28 Şubat'ın gazetelerini bir daha okuyun. Türkçe ezan Türkçe Kur'an. Ne işiniz var? Demek ki bu dini bir mesele değil. Bunu siyasi bir mesele olarak lanse ediyorlar. Siyaset icabı milletin dinine, imanına, itikadına hakaret ediyorlar. Bozmaya çalışıyorlar. Demek ki burada dini bir mesele yok dini bir mesele varsa din adamlarıyla tartışırız. Olur mu olmaz mı? Bunu da gördük biz. CHP milletvekili Yaşar Nuri Öztürk bir zaman söylüyordu bunu. Cevapları verildi. Alimler de verdi. Eğer bu dini bir mesele ise alimler tartışır. Ama ben yaptıracağım. Ben böyle yapacağım. O zaman siyasi bir mesele olur kardeşim. Kendine göre yapabilirsin. Milletin dinini, imanını ifsad etmeye kalkma. Neden ondan sonra partinden bile atılıyorsun? Neden millet tarafından sevilmiyorsun? Bunu anla bunu bil Arif Nihat Asya. Uyan diyen o güzel nidaya aç odanı. Şu güzel nidaya penceremizi açsak da Allahu Ekber Allahu Ekber dinlesek. İlk ezanın Türkçe okunduğu gün artist Şadi vardı. Ve ilk o Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunduğunda en ön safta oturuyordu Ali Rıza Saman anlatıyor. Bu Türkçe ezan ve Türkçe Kur'an'ı en fazla savunan bir sanatçımızdı diyor artist Şadi için. O gün camiye 3 saat önceden gelmişti. En önde safta yerini almıştı ve dinledi. En sonunda çıkarken geldi yanıma kulağıma eğildi. Ben davandan vazgeçtim arkadaş dedi. Davandan vazgeçtim. Artist Şadi belki Türkçe Kur'an, Türkçe ezan olsun diye Yıllarca uğraştı, çalıştı ve dinledi. Dinlediği gün ben davamdan vazgeçtim arkadaş dedi. Ama ezanda, namazda kulağı olmayan, gözü olmayan, dinlemeyen, bilmeyen, kılmayacak olan davasından vazgeçmiyor. Artus Şadi vazgeçti ama bizim vekillerimiz hala vazgeçmedi. Çünkü onlar ezana kulak vermiyorlar. Ezanı ezan diye dinlemiyorlar. Ezandan rahatsız oluyorlar. Aslında bu sözü tümden kesecekler de söyleyemiyorlar. Biz sevgili dostlar ezanımı Arif Nihat Asya'nın söylediği gibi o camlarımızı, pencerelerimizi açıp sabah ezanını öyle dinlemeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın ismini bin yıl Peygamber Efendimiz'in ismini yücelten bu millet kendini, tarihini, aslını ve ehli sünnet inancını asla unutmamalı zira batının yapmak istediği bu batının yaptırmak istediği bu batının bugün hala bize karşı Müslümanlara karşı verdiği savaşın sırrı bu bunu iyi bilelim biz değerlerimize sahip çıkalım diyorum muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar